Evet sevgili dostlarımız, Van'dayız. Van'da üniversitenin kampüs camii inşaatında. Az önce burada namazımızı kıldık, Allah kabul etsin. Tabii ki bizim de bir faydamız olsun en azından. Bunun bir haberini yapalım dedik. Tempo Televizyon'un yapımcısı ve sunucusu olarak. Gördüğünüz gibi camimiz aynı zamanda inşaat halinde. Bu inşaatın bitmesi için de aynı zamanda değerli dostlar, yardıma aynı zamanda istirham ediyoruz dostlarımızdan. Aynı zamanda değerli dostlarımız. Evet. Gördüğünüz gibi değerli dostlar. Allah kabul etsin. Biz de dedik bu camiye katkıda bulunalım. En azından bir tanıtalım istedik. Camimiz gerçekten çok büyük. Böyle estetikli bir cami olacak inşallah bittiği zaman. Yaklaşık 4-5 senedir bu cami inşaatı burada sürüyor. Allah razı olsun. Müslümanlar bu camiye ellerinden gelen katkı sağlıyorlar ama tabii birazcık ağır gidiyor inşaatı. İnşallah bittiği zaman çok güzel olacak. Burada en güzel bir şekilde ibadetlerimizi gerçekleştireceğiz değerli dostlarımız. Görüyorsunuz çok büyük bir cami. Bu üniversitenin kampüs camisi olarak aynı zamanda burada görev ve ibadetlerimizi burada yapacağız. Hayırlı günler. Evet. İnşallah cami imamımızı da görürsek onunla da bir röportaj yapalım inşallah. Biz de camimize Tempo Televizyon olarak katkıda bulunalım inşallah. Evet. Gördüğünüz gibi. İmamımız burada mı? Yukarıda mı? Efendim hocam gelin. Burada bir en azından bizim de bir katkımız olsun istiyoruz. Abim niye keşke adım kurban ama burada bir dakika. Yok yok ben bu az önce ben de yardımcı oldum. Ya bir anda aklımıza geldi. Biz de böyle bir destek peki, verelim istedik. Televizyon kanalı. Tempo Televizyonu. Ha. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz, teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? İyisiniz. İyiyiz, biz de sağ olun, teşekkür ederiz. Şurada gördüğünüz gibi kamerayı çevirseniz görürsünüz. Tıbbiye Cami diye bir külliye yapılıyor. Bu külliyenin dışındaki şu gördüğünüz ravaklı olan kısımlar tuvaletler, lavabolar, duş yerleri, banyolar, hamamlar, gece refakatçinin kalabileceği kesimler bunlar. Aynı zamanda dış memleketlerden gelen, çünkü buraya 7 vilayet bağlıdır. O 7 evet. vilayetten gelen arkadaşların gece burada ikametgah edebilmeleri için hasta vasta yakınlarının. Şurada odalar yapacağız. Şu bölüm gördüğünüz tuvalet kısımlardır. Şurası mescittir. Ama tabii parasızlıktan dolayı bayağı biraz geciktirdik. Evet. Siz dernek başkanı mısınız? Hayır, ben dernek üyesiyim. Çalışıyorsun. Burada gönüllü olarak çalışıyorum. İsim neydi abi? Faruk Keremoğlu, emekli öğretmenim ben. Maşallah. Bu benim 6. camim oluyor. Eyvallah. İnşallah bundan sonra da bu biterse bir hastane düşünüyoruz inşallah arkadaşlarla bir dernek kurma. Ama önce burası çünkü evet. hastanenin içerisinde sadece küçücük bir odada mescit. O mescit yeterli değildir. Evet. Hastane içerisindeki tuvaletler, lavabolar, duş yerleri yeterli değildir. Evet. Özellikle bayanlar çok aciz oluyor. Hocam burada bir lavabo yok mu, tuvalet yok mu, gece yatabileceğimiz yer yok mu diye evet. ızdırap içindeler. İşte onu giderebilmek için biz böyle bir mabedi yapmaya başladık. Çok Başka. Güzel bir külliye olacak. Artık sizin de haber ekibi olarak vatandaşlara duyurmanızı, şu buraya yardım getirmelerini, karşı tarafta derneğimiz vardır, dernek odamız vardır. Evet. Orada hemen taksi durağının yanındadır. Oradan makbuz karşılığı dernekten para topluyoruz. Ne güzel, ne güzel abim. Çok teşekkür Allah ediyoruz. Olsun. Sağ olun. Van'ımız için güzel bir eserdir. Eyvallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocamızla da bir röportaj olur inşallah. Evet sevgili dostlarımız, Van'dayız. Van'da. Kampüsteyiz, üniversitedeyiz. Üniversitede muhteşem büyük bir cami. Buraya inşası var. Yaklaşık 4-5 seneden beri devam eden bu inşaatın şu anda
her türlü cemaatimiz destek veriyor ama tabii ki daha güzel destek verilmesi açısından yine cami imamımızla beraberiz. Kendisini önce bir tanıyalım. Sevgili hocam merhaba. Merhabalar, hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Ben Mehmet Erdem, 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tıbbiye Camisi adında biz bu isim bırakmışız. Hastane cami imamıyım. Bu hastanemizde bir mescit var. Tabii mescit yetersizdir. İnsanlar koridorlarda namaz kılıyorlardı. Çoğu af buyurun lavabolarının önünde, tuvaletlerin önünde. Yani kıblelerini çıkaramıyorlardı. Zaman zaman imamın önüne geçecek şekilde namaz kılabiliyorlardı. Soğukta, kışta, sıcakta derken bayağı sıkıntılar yaşıyorduk. Üniversite rektörümüz bize yer tahsisi yaptılar. Evet. Bize bir dernek kurduk. Ben buranın resmi dernek başkanıyım. Ne güzel. Bizim bölüm başkanları, hocalarımız, hastane yönetimi, idaresi ve diğer personel kardeşlerimiz yardımcı oluyorlar. Ama tabii ki bu cami özellikle 7 vilayetten gelen, dışarıda gelen, sevkli gelen kardeşlerimiz çok sıkıntı yaşıyorlar. Evet. Duracağı, dinleneceği yerler yoktur. Yani buradan çarşıya, Van merkezine 17 kilometre, 20 kilometre mesafesi vardır, uzaktadır. İnsanlarımız da zaman zaman ceplerinde belki 5 kuruş yoktur. Bir gidip bir çay içsin kantinde veya kafeteryada veya gidip bir yemek yesinler. Biz bu caminin yanında böyle bir proje tabii ki yaptırdık. Caminin yanında bay bayan Kur'an kursları, bay bayan dinleme salonları, dinleme salonlarında gelip dinlenecekler, çayını içecekler, hastalarını takip edecekler. Ve aş evleri var, aş evleri olacak içinde. Bizim bu hasta sahipleri gelip aş evinde sıcak yemeklerini yiyip ve yine hastalarını takip edecekler. Zaman zaman tabii ki malumunuz en nezafetu minel iman. İslam dini temizlik dinidir. Temizlik imandandır. Ve insanlarımız bugün yine bir tane hastamız vardı. Ben yani hakikaten şahit oluyorum. Aylardır buradadır. Ama bu kardeşimiz evine gidemiyor. Hakkari'den geliyor. Yani buna bir banyo yapmak lazımdır, temizlik lazımdır. Evet. İçinde duşluklar da olacak. Banyosunu yaptıracak, temiz bir şekilde cami cemaatine ve kütüphanesi olacak. Bu müştemilatın içinde kütüphanesi, konferans salonları, toplantı salonları, dinleme salonları, abdesthaneler, bay bayan abdesthaneler. Yani kısacası caminin bir tarafı erkeklere mahsus, bir tarafı bayanlara mahsus ve ortak alan vardır. Bu tabii ki şimdiye kadar hayırsever kardeşlerimiz bağış yapmışlar. Hakikaten çok yüklü paralarla ve malzemelerle yardım eden kardeşlerimiz var. Ama yeterli değil bu. Hem de bizim yani bu cami yapımında bütün krizler bizi buldu. Bu krizde tabii pandemi de eklendi. Pandemi döneminde biz çıkamadık, gezemezdik, insanlarımıza ulaşamadık. Onun için siz hayırsever kardeşlerimizden, duyarlı insanlardan yani bu caminin bir an önce bitmesi için, kışa girmeden önce sizin yardımlarınızı bekliyoruz. Ve Türkiye çapında yani kim olursa olsun erkeğinden kadına kadar hakikaten 7'den 70'e elinden ne kopmuşsa, gönlünüzden ne kopmuşsa Allah rızası için sadaka-i cariyedir. Bu bize kalacaktır. Evet. Hem de hastaların dualarını hakikaten almak başka bir durumdur. Onun için tabii ki şu an cami kabası bitmiş. İnceye başlayacağız. Kubbelerin demirlerini de yapmışız. Minarelerin demirlerini de yapmışız. Ama tabii ki paramız yetersizdir. Başlayamıyoruz. Devletimiz de yardım ediyor. Diyanet yardım ediyor. Efendim müftülüğümüz yardım ediyor. Ama yetersiz kalıyor. Tabii ki bayağı büyük bir camidir. Evet. Efendim kapasitesi 3000 kişi alacak kapasitede. Dışarıdayla birlikte tam 4000 kişi aynı halde namaz kılacak kapasitededir. Ve siz hayırsever kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz. Allah-u Teala sizden razı olsun. Bir an önce kışa girmeden bu sıkıntıdan kurtulmak için siz değerli kardeşlerimizin yardımlarını bekliyoruz. Evet. Değerli hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Aynı zamanda dernek başkanımız. Kutluyorum. Böylesine güzel,
kutsal mabetlere sahip çıktığınız için sizleri yürekten kutluyoruz. Allah razı olsun. İnşallah duyarlı vatandaşlarımızdan, Vanlılardan ve bütün Türkiye'mizden, aynı zamanda bunu Tempo Televizyon'da da yayınlayacağım. YouTube kanalında da yayınlayacağım Allah'ın izniyle. Çok teşekkür ederiz. Allah hayrınızı kabul etsin. Sizler de hoş geldiniz, sebep oldunuz. Peygamberimiz es-sebebu kel faili, müsebbib olan aynı fail gibidir. Belki bir insan var, demir veriyor, beton veriyor, malzeme veriyor, para veriyor, ama birisi de vardı sizin gibi kardeşlerimiz de sebep evet. oluyor. Müsebbib, yani sebep oluyor. Allah-u Teala sizden razı olsun. Tabii ki biz belki her tarafa duyuramıyoruz. Hayırsever kardeşlerimiz vardır. Siz de vesile olsanız Allah-u Teala sizden razı olsun. Ecmain, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim, sağ olun hocam. Evet, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Bu gerçekten bu güzel kutsal görevimizde size başarılar diyorum. Hem imamlık olarak hem de bu caminin aynı zamanda yapımında büyük katkınız var. Bundan dolayı sizleri gerçekten tebrik ediyorum. Helal olsun. Çok teşekkür ederim. Allah hayrınızı kabul etsin. Her hocanın sizin gibi böyle elini taşının altına koymasını da aynı zamanda bekliyoruz. Sizleri gerçekten kutluyorum. Allah-u Teala kabul etsin. Gerçekten ben kendi şahsen kaç yıldır, yani biz bu cami yapımında, ben kendim şahsen hakikaten kendi ailemi, çoluk çocuklarımı çoğu zaman ihmal ediyorum. Bize bu cami inşallah ahirette lazımdır. Evet. Bu mabet inşallah insanlarımız için yararlı bir iş yapmış oluruz. Evet. Allah-u Teala sizden de razı olsun. Ecmain, sağ olun hocam. Sağ olun, siz de hocam. Çok teşekkür ederim. Evet değerli dostlarımız, programımız kaldığı yerden devam ediyor. İrtibat telefonumuz da Tübiye Cami yardımları için söylüyorum. 0537 462 1074 0505 434 2880 0530 345 42 32 0505 668 96 51 0551 553 74 18 0506 599 92 86 bu irtibat telefonlarımızdır. Bu telefonlara ulaşıp da yardımlarınızı hesaba da gönderebilirsiniz. Nakdi olarak da makbuz da kesiyoruz. Zaten biz makbuzsuz, yani para kabul etmiyoruz kesinlikle. Ve yardım hesapları da 100. Yıl Üniversitesi adresi şu şekildir. 100. Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tıbbiye Cami Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği. TEB Bankası var, Ziraat Bankası var, Kuveyt Türk vardır. Bunların böyle IBAN'ları da tabi sayabilirim. TEB'den başlayalım. TR 94 303 2000 40 yine 2045 78 60 12 Ziraat Bankası TR 48 301 yine 40 96 77 53 25 08 5001 bu Ziraat Bankası. Kuveyt Türk TR 17 çift 0 20 5 3 tane 0 0 958 96 87 10 çift 0 0 1 adres Van 100. Dursun Odabaş Tıp Merkezi Tıbbiye Cami Külliyesi Yaptırma ve Yaşatma Derneği Zeve Kampüsü Tuşbavan. Biz bu camiyi hem ibadet için hem de hasta sahipleri gelip burada barınmak için dinleme salonlarında, aş evinde, çocuklar kreşte ve abdesthaneleri, bay bayan Kur'an kursları, bay bayan abdesthanelerinde yaralamak için bu projeye başladık. Siz değerli halkımızın yardımlarını bekliyoruz. Siz değerli vatandaşlarımızın bir an önce bu caminin bitmesi için, bu müştemilatın bitmesi için yardımlarınızı bekliyoruz. Allah-u Teala vereceğiniz sadakalarınızı, hayırlarınızı kabul etsin inşallah. Bu sadaka-i cariyedir. Vereceğiniz her bir kuruş Allah rızası içindir. Allah-u Teala sizden razı olsun. Amin. Dernek başkanı olarak bunu da tabii ki halkımıza duyurmak istiyorum. Bizim bu camiye bir vatandaşımız, hayırsever kardeşimiz, abimiz bir tarla bağış yapmış. Biz onun hakkına girmeyelim tabii ki.
35 dönüme yakın bir tarladır. Ama tarla satılmıyor. Tarla satılsa komple parasını camiye bağış yapacak. Tarlayı alan kardeşlerimiz varsa gelip tarlayı alsın. O parasını da camiye bağış yapalım. Ama tabii ki bir an önce kendisi dese ki, belki başka hayırsever kardeşlerimiz derler ki biz bu camiyi komple yapmaya hazırız. Camiyi hepsi biz yapacağız, bitireceğiz ve isim bırakacağız. Mesela şu an Tıbbiye Camisi diye geçiyor. Kendi babasının ismi, annesinin ismi veyahut herhangi bir istediği bir isim bırakıp bu camiyi bitirirse biz yine ona da varız, ona isim veririz. Veyahut bölüm bölüm kütüphanesine, efendim konferans salonuna, dinleme salonlarına, Kur'an kurslarına, efendim ben kütüphaneyi yapacağım, bitireceğim, masrafı neyse ben üstleniyorum, isim bırakacağım, ona da varız. Yani hani bir hayırsever gelirse konferans salonu, dinleme salonlarıdır, Kur'an kurslarıdır, kreşidir. Bunlara da yine eğer üstlenirse de yapsalar, bunların masrafı neyse biz üstleniyoruz, yapacağız ve isim yine onlara da veririz. Allah-u Teala sizden razı olsun. Yani şimdi biz bunları tabii ki vatandaşlarımız için dışarıdan sefli gelen Kars'tan, Iğdır'dan, efendim Muş'tan, Ağrı'dan, Şırnak'tan, Siirt'ten, Hakkari'den, tek Van değil, sefli olan kardeşlerimiz 7 vilayetten sefli geliyorlar hastanemize. Burası bölge olduğu için hastalar geliyorlar, ortalıkta kalıyorlar. Çünkü merkezden uzak. Burada kalacağı yerler yoktur. Hasta sahipleri, bazı hasta sahipleri imkanları yoktur. Otele gitsin veyahut bir lokantaya gitsin, yemeğini yesin, ihtiyaçlarını görsünler. Ve biz burada dinleme salonları yapıyoruz. Bunların içinde müştemilata aş evi vardır, çayhane vardır, yemekhane olacak, kreşi olacak, bay bayan Kur'an kursları olacak. Ve bu gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını giderecek şekilde bu projeye başvurduk. Gece olunca bizim o dışarıdan gelen kardeşlerimiz hastanenin koridorlarında beton üzerinde yatıyorlar. Bir karton serip orada yatmaya çalışıyorlar. Çünkü gidemiyorlar. Hastalarını bırakıp merkeze gittiği zaman hastaları kalıyor. Veya yani gitmese olmuyor, gitse olmuyor. Onun için siz değerli hayırsever vatandaşlarımızda yardımlarınızı bekliyoruz. Yani camiyi ben bitirmek istiyorum. İsim bırakmak istiyorum. Buna da varız. Size yardımda bulun. Yani hakikaten burası çok sıkıntılıdır. Çok sıkıntı çekiyoruz. Allah-u Teala yardımlarınızı kabul etsin. Allah-u Teala sizden razı olsun. Allah razı olsun. Selam.